Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevviz emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lladî ersale rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab edvalı rıdvanullah aleyhi ecmaîn'in hasreten kendisinden feyiz aldığımız bahsettiğimiz üstadlarımız, efendilerimizin sohbetimize bulunan, sohbetine katılan kardeşlerimizin geçmişlerinin bu aziz vatanım İslam yurduna getirmek için çalışan ashab-ı hayratın, şühedanın, kuzatın, tüm geçmişlerimize ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak birlikte geçireceğimiz dakikaları rızasına muvafık kılsın. Berat kandilini bizler Müslümanlar, memleketimiz İslam yurtları hakkında hayırlı mübarek eylesin inşallah. İbn-i Mace'nin eserinde naklettiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine bu mübarek gecede toplandığınız için Efendimizin sünnetini yerine getirdiğinizi söylemek açısından bunları söyleyerek başlıyorum. İzâ kâne leyletün nısmin şaban. Şaban ayının yarı gecesi olduğunda, yani bugün Şaban ayının yarı gecesi Berat kandili. Fakumu leyletehe. O gece uyanık geçirin, ibadet edin, ayakta durun. Ve sumu yevmehe. Berat günü oruç tutun. Fe innallâhe yenzilü fîhe. Çünkü bu Berat gecesinde, gününde Cenab-ı Hak iner yeryüzüne. Tabi Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Rahmetini indirir. Evet. Lütfu keremini artırır. Rahmetini artırır. İkramını artırır. İzâ sülüsü leyli. Gecenin üçte bir olduğunda evet. Yenzirullah ilâ semâi dünya. Dünya semasına iner. Manevi iniş tabi bu. Fekulu menzelledi yed'uni estecibüleküm lehu. Dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Evet. Bugün kaçırılmaması gereken bir gün, mübarek gün. Siz de bunun bilinci içinde camiyi doldurdunuz. Allah sizden razı olsun. Öyle buyurur. Dua isteyen yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Men zellezî yestağfirû fî evet ve yestağfirûnî eğfirû leh. Benden günahlarının affını dileyen yok mu? Günahlarını affedeyim. Men zellezî yestekşifül evet dur. Başında sıkıntı var, bela var, bunalım var. Sıkıntı içerisinde, acılar içinde kıvranıyor. Sıkıntılar için kıvranıyor. Benden zararları, hastalığı var. Benden zararları gitmesini isteyen yok mu? Ekşibühü. Onun sıkıntılarını, dertlerini def edeyim, götüreyim, göndereyim, ondan alayım. Men zelledi yesterzikuni erzukuhu. İdaremi yapamıyorum. Çocuklarıma iyi bakamıyorum. İyi kazanamıyorum. Borcum var, para bakımından sıkıntı içindeyim diyerekten benden bol, helal rızık isteyen yok mu? Evet, ona erzukuhu istediği rızkı vereyim buyurur. Hatta yenfecir el fecir, sabaha kadar böyle devam eder. Sabaha kadar Cenab-ı Hak böyle hitap eder. Dünya semasına iner, sabaha kadar böyle devam eder. Evet. Zarardan kurtulmak isteyenlerin tam fırsatı, sıkıntıdan kurtulmak isteyen insanların tam
fırsat bulduğu gece, merhamet isteyenlerin fırsat bulduğu gece, Allah'tan rahmet, gazabından, intikamından kurtulmak isteyenlerin gecesi bu gece. Allah bana ikram etsin, rahmet etsin, nimetlerine boğsun. Evet, işte bu gece. Bunları isteyenlerin gecesi bu. Allah-u Zülal Hazretlerinin rahmetinin kapılarının ardına kadar açıldığı, lütuflarının sonsuz şekilde önünü açıldığı, evet, dualarının kabul edileceği, mazeretlerinin kabul edileceği, evet, rahmetinin indiği gece, Berat gecesi, Şaban ayının yarısı gecesi, Berat gecesi. Aslında biliyorsunuz, daha evvel Şaban ayından bahsetmiştik, Recep ayından bahsetmiştik. Bu üç aylar Allah'ın ümmeti Muhammed'e lütfudur. Recep ayının ilk günü, işte oruç tutan, namaz kılana büyük müjdeler var. Efendim, Recep ayının içinde de oruç tutanlara büyük müjdeler var. Şimdi de Şaban benim ayım diyor Peygamberimiz. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım. Şimdi de Berat gecesinde işte böyle. Efendimizin hadisi efendim. Levamül Ukul eserinin 1. cildin 400. sayfasında hadis. İbn-i Mace, evet, İbn-i Mace hadisi. Efendimiz böyle bize haber veriyor. Evet, onun için camileri doldurmak lazım, dua etmek lazım, zikir etmek lazım, istiğfar, af dilemek lazım, sıkıntılardan kurtulmak istediğimizi Allah'a yalvarıp istememiz lazım. Evet, bu mübarek gece, bu mübarek gece, evet, önce günahlarımızdan istiğfar edeceğiz, kusurlarımızı göreceğiz, gözümüzün önüne getireceğiz. Önce günahlarımızdan istiğfar edeceğiz. Affet ya Rabbi. Ben ettim. Sen etme ya Rabbi. İçimizden, bütün zerrelerimizle Allah'a yönelerekten af dileyeceğiz. Sonra bu istiğfar ettikten sonra ya Rabbi ben aciz bir kulunum. Çok kusurum var ama sen Ehremur Rahim'insin. Ekremül Ekrem'insin. El açanın elini boş çevirmezsin. Ben senin sevdiğin Muhammed Mustafa'yı ümmetim. Onun ümmetindenim ya Rabbi. Benim şu isteklerimi yerine getir diye söyleyeceğiz. Ondan sonra dua edeceğiz. Gelecekte de şöyle olsun. Çocuklarım böyle olsun. Ben böyle olayım. Evet diye dua edeceğiz. İstiğfar, istek, dua. Evet. Gecenin sonu Allah'ın rahmet esintilerinin olduğu zaman, evet, şimdi uykunun tatlı olduğu zamanda duayı tercih edecek mümin, böyle bir fırsat bir daha geçmez elime diye. Ondan sonra halis niyetli olacak, derinden bütün zerreleriyle Allah'a yönelip öyle dua edecek. Öyle dua edecek. Evet. Ebu Hureyre İbn-i Necar Müslim'de, Ahmed İbn-i Hanbel'de li gurubi şemsi ila semai dünya. Cenab-ı Hak bu şeyde Şaban'ın 10 yarısı oldu mu güneşin batışından dünya semasına iner. Evet. Dünya semasına iner. Müslim'de, Ahmed İbn Hanbel'deki hadis-i şerif böyle. Evet. Evet. Rahmet. Arafa günü akşamı, evet, böyle mümin olup kalbinde imanı olan adam affet ya Rabbi derse illa gufire lehu, affedilir. Affedilir. Peygamberimiz söylüyor bunlar efendim. Dediler ki ya Resulallah, bu söylediğiniz bu aflar hacca gidip Arafa'da giden şeytan taşıyan Müzdelife'ye gidenler der mi? Evet. Ne diyor bak Peygamberimiz? Hayır diyor.
Evet, lil müslimine amme. Bu geceleri yakalayan, bu gecelerde böyle bilinçli olarak Allah'a dua edenin bütün Müslümanları affeder. Hadis-i şerif, Taberani'nin hadis-i şerifidir. Evet, böyle mübarek geceleri ganimet bilmeli. Asla bu gecelerde gafil olmamalı. Evet. اِنَّ اللّٰهِ يَتَّلُوا عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةٍ نُصْمٍ شَابًا Şaban yarı gecesi müminleri affeder. Evet. Ve yumli lilkafirin. Kafirlere mühlet verir. İmanı gelseler onları da affedecek. Onlara başına bela vermez. Hani eskiden Lüt kavmini batırmış, şunu yapmış, bunu yapmış ya. Şimdi ümmeti Muhammed Aleyhisselam'a Muhammed Aleyhisselam çok sevdiği için böyle genel şeyler olmuyor. Olmuyor. Onlara mühlet verir. Mühlet verir. Ve yedev ehlel hıkdi. Dikkat. Kin sahiplerini, kinlerini hatta yedavuhu bir hıkdim. Kin sahiplerini, kin besleyenleri, müminlere kin besleyenleri, kinlerini bırakıncaya kadar onlara da evet demez. Bu bol şeyleri onlara da vermez. Onun için ya hocam benim hiç suçum yok. Benim hakkımı yedi. Beni şöyle yaptı. Beni şöyle yaptı. Olsa bile kin besleme. Zaten onun şeysini öbür tarafta hesabını görecekler. Kalbinde kin besleyen, mümine kin besleyenlerin kapısı kapalı. Evet, gök kapıları kapalı. Onlara yok diyor bu bahsettiğimiz şeyler. Öyle söylüyor güzel peygamberimiz. Ve yedavu ehlel hıkri bi hıktihim. Kinlerini bırakıncaya kadar, kinlerini bırakıncaya kadar onları bırakır. Evet, öyle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi bu gecede Allah'ın ilmi ezeli, başlangıcı yok, sonu yok. Melekler de bilmez. İşte melekler görevlileri de Cenab-ı Hakk'ın adına iş görürler. Evet, Azrail de bilmez. Kimin ne öleceğini, ne zaman öleceğini o da bilmez. Allah bildirirse bildirir. Aha bu gece işte Kur'an-ı Kerim nasıl Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildi. Bu gece başladı, Kadir gecesinde bitti. Aynı şekilde Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirilir. Neresi batacak? Neresi yok olacak? Hangi çocuk dünyaya gelecek? Hangi adam ölecek? Hepsi görevli meleklere bildirilir. Bu hani hoca da okudu namazda şimdi. Her iş birbirine ayrılır. Evet, her iş birbirinden ayrılır. Meleklere bir sınada ne olacağı işte bu gece dünya semasında bildirilir. Evet, Allah böyle bu mübarek gecede kindarlara kapıyı kapatmış. Evet, eceller, kim ölecek, kim doğacak? Evet, evet. Kim evlenecek, kimin çocuğu olacak? Hep bunlar. Evet, şimdi bu mübarek gecenin şeyi hakkındaki bir hadis-i şerifte de iyi ki geldiniz. Burası Allah'ın camisi. Allah mekandan münezzeh ama Allah'ın camisi yeryüzünün en şerefli yerleridir, Allah'ın evleridir. Kâbe-i Muazzama'ya Beytullah deniyor. Allah oturmuyor orada. Allah mekandan münezzeh ama şerefine binaen bunlar da onun yavruları. Evet, Allah'ın camilerine gelen her zaman Allah ona ikram eder. Onun için cemaate giden 27 kat fazlalıyor. Gidip gelirken ölü vese şehit oluyor. Böyle hele bu gece, böyle mübarek gecelerden bambaşka Şaban ayın geceye geldiğim bölümler olur. Bu herler لَا تُرَدُّ ف۪يهِنَّ الدُّعَى Evet, şu sayacağımız gecelerde Şaban, Berat gecesi böyle, şimdi söyleyeceğiz onları. Peygamberimizin hadisinden Hamsü leyal, beş gece vardır. لَا تُرَدُّ ف۪يهِنَّ الدُّعَى O gece kalbinden, içten gelerek Allah'a kalbini açmış, bütün zelleriyle dua ediyor. Evet, dua böyle olur. Biz dua ederken Allah bizi affetsin. Dua ediyoruz.
Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Kim gelmiş, kim bilmemiş. Allah bizi affetsin. Öyle demiyor musunuz? Bizim ayıplarımız değil mi bunlar bizim? Camide kim gelmiş, kim gelmemiş? Aa, adam yakışıklıymış, gencmiş ya falan. Aman ya Rabbi. Dua, bütün kalbinle Allah'a bağlanacaksın. Kendini Allah'a vereceksin. Böyle dua edilecek. Aha, bu dua reddolunmaz bu gece. Şimdi bunlardan birisi bu Şaban gecesi. Şimdi diyor ki işte la turattu fihinne leyletul cuma. Cuma gecesi de böyledir. Evet, böyle dua edersen cuma geceleri de böyledir. Ve evvelü leyleti min recep. Recep'in ilk gecesi de böyledir. Efendimiz söylüyor bize. Ve leyletu nisf min Şaban. Şimdi bulunduğumuz gece Şaban'ın yarı gecesi böyledir. Ve leyleti iden. Bayram geceleri böyledir. Ramazan bayramı gecesi de, kurban bayramı gecesi de böyledir. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Bu gecede böyle dua edenlerin duaları reddolmaz. Reddolmaz. Evet, ama la yanzurullahu fiha ila müşrikin. Allah ikidir, üçtür. Baba, oğul, ruhul kudüs, Hristiyanlar, müşrik. Allah baba oğul, öyle diyor İsa'ya vazim oğul diyorlar, ona da Tanrı diye tapıyorlar. Müşriklere dönüp bakmaz. Ve la ila müşahinin, kindara dönüp bakmaz. Onun için bana çok işkence yaptı, çok zulmetti. Öbür taraf hakkını alacaksın zaten. Alacaksın. Affedersen büyük derece alırsın. Büyük derece alırsın, o ayrı iş. Ama affetmek affetmezsen kin besleme. Kin besleme, kin. Selamı ver. Evet, selamı ver. Merhaba de. Kin besleme. Dönüp bakmaz kindarlara. Ve la ile katı rahimin. Anasına, babasına, akrabasına dönüp bakmıyor. Öyleleri var. Evet, bize telefonlar geliyor. Birisini biliyorum efendim ben. Birisini biliyorum. Anasını dövüyordu. Anasını dövüyordu. Sokakta öldü arkadaşlar. Gözümle gördüm. Kimse sahip çıkmadı. Köpekler şeyini parçaladık diye komşuların farkına varmış. Anasını dövdüğü adamın hali. Evet, adam ev yaptırdı, bilmem şeyi vardı ama sokakta öldü. Köpekler parçalayacakken komşu görmüş de koşmuş kurtardı. Evet, böyle anasını, babasını işkence eden, akrabalarına yan çizenlere bakmaz. Vela ile müsbil, kibirli adamlara bakmaz. Kibirli adam, niye kibirleniyorsun? Niye kibirleniyorsun? Vela ile ak li valideyhi, annesini babasına zulmedenlere bakmaz. Vela ile ile müdmini hamrin, aman ya Rabbi. Peygamberimiz hep ile bugünkü günleri görmüş 1400 sene evvelden. Evet, bundan vazgeçemem hocam. Hani hep söylüyorum ya, bana telefon ediyor, fabrikatörüm diyor, cami yaptırdım, hastane yaptırdım, okul yaptırdım hocam. Ama akşamları diyor, 2-3 kadeh atmadan duramam hocam diyor. Bana bunu söylemediğini söylesen söyle. Ama burada diyor ki bak, idmanlı ne demek? Her gün belli saatte idman yapıyor, ona idman deniyor. Akşamları içmeden duramam, gündüz 2 kadeh duramam diye içkiye idmanlı olanlara dönüp bakmaz Allah. Evet, onlara bu gecelerde dönüp bakmaz. Bu bahsettiğimiz gecelerde dönüp bakmaz Allah. Aman ya Rabbi. Evet, müdmini hamr. Aman eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, komşunuza kabrini kırmadan, fitne çıkarmadan bakın böyle. Her şeyden bu ama bunu bana söyleme. Böyle diyenler var. Şimdi sigarayı da aynı şeyi söylüyorlar. Ama hocam buna el dokunma. Bunu nasıl edemem? Öyle alışkanlık yapıyor çünkü. Sigarada %100 haram. Her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Eski kitaplarda mekruh demesinin sebebi kesin delil olmadan bir şey haram demek dinde yok. Sigara ortaya çıkmış. Bakmışlar kesin bir delil yok. Peygamber zamanında yok. İmam-ı Azam zamanında sigara yok. Yok. Onun için haram diyemez. Ama çok kötü bir şey, mekruh. İyi bir şey değil ama haram değil. Ama şimdi ben 1996'da hep söylüyorum. Amerika'da 4000 ilim adamı
Bunlar Müslüman değil. Laboratuvar ilim adamı, ölçen biçen adamlar, Amerikalı ilim adamları, üniversitenin laboratuvar profesörleri 4000 mil adamı sigaranın kısırlık yaptığını, çocuğu olmaz, gerizekalılık yaptığını, kanserin baş sebebi olduğunu böyle koydular. Müthiş zehirdir diye ittifakla 4000 imza koydular. Müthiş zehirdir dediler. Kitaplarda da, fıkıh kitaplarında da, İmam-ı Azam kitabında da, diğerlerin kitaplarında da zehir içmek haramdır yazıyor. Ben de işte ona dayanıp diyorum ki madem ki bu zehirse ispat ediyor, bu kanaat değil, dikkat edin. Teraziyle ölçmüş bulmuş laboratuvar profesörü, hem de gavur. Müslümanlıkta bu var mı yok mu diye değil, sigaranın müthiş zehir olduğu. 4000 imzayı gördüm orada, ben de oradaydım. Evet, sigara kesin zarardır. Her şeyi söyle hocam ama sigara mı dokunma? Etme, eyleme. Elhamdülillah, elhamdülillah. İşte iki gün evvel bir yere gittik, bir camiye gittik. Oradan sonra orada konuştuk, söyledik. Yine bunları söyledik. Çünkü hocalar söylemiyor. Hoca da içiyor çünkü. Söylemiyor. Ondan sonra imam odasına gidelim dediler. Oraya oturduk. Adam çocukken de içiyormuş. 49 senedir içiyormuş. Ben dedi, bıraktım dedi. Onu kucakladım. Evet. Bırakacaksın. Bırakacaksın. Bıraktın. Çok sevap kazanırsınız. Çok sevap kazanırsınız. Yani el öpünce bırakacağım dedi. Öpün elini. Öpün elini. Bıraksın. Çünkü mümin adam ya. Evet. Sigarada şimdi. Ama bunu dokunma hocam. Bakın dikkat edin yani. Aman haramda ısrar ediyorsa diyor bak Allah. Böyle mübarek gecelerde. Olmaz mı diyor. Evet. Aman eşinize, dostunuza bunları lütfen lütfen söyleyiniz. Evet. Şimdi kibirli olmak, evet, ana babaya şey etmek, mümin hamir olmak, işte böyle. La yahcubu kavle la ilahe illallah. Peygamberimiz hadisi devam ediyor. Anillahi illa ma kharaca min femi sahibi şaribine leyletin nısbin şaban. Evet. La ilahe illallah diyeceğiz inşallah hep beraber. Bunun Şaban'ın yarı gecesinde müminler la ilahe illallah derse doğru arşa götürülür. Burayı serbest değil. İsmail aleyhisselam var. Meleklerin birinci katta. Peygamberin hacca giden dur kimdir o diyorlar. Cebrail diyor. Yanındaki kim diyor? Muhammed Resulullah. O peygamber gönderildi mi diyor. Evet. Melekler, Allah, yüz binlerce melekler. Başında o İsmail. Selam duruyorlar peygamberimize. İkinci katta şu, ikinci katta böyle. Boş değil yani. Biz boş görüyoruz ama. Ama bir adam mübarek Şaban gecesinde la ilahe içinden kalbinden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse doğrudan arşa ulaştırılır. Allah'a arz olunur. Evet ama diyor min sahibi şaribine fiiledi. Bu gece içkisi duramam hocam diye içki içiyor. Evet. İnkar etmedikçe günah işleyen kafir olmaz ama aha bu var bak. Bu mübarek gecede kapıları açıyor ama bu gece içki içenlere diyor bu yoktur diyor. Onlara vermiyorum diyor. İşte ana baba isyan edenlere yok. Kindar olanlara yok. Kibirli olanlara yok. Müşrik olanlara yok. Sıley anasını babasını işkence edenlere yok. Yani bu peygamberimizin sözü efendim. Peygamberimizin sözü. Ben de size onları aktarıyorum. Evet. Şimdi bu mübarek gecede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 Şaban'da Cenab-ı Hak'ta yalvarmış Allah'a. Beni ümmetime şefaat hakkı tanı ya Rabbi diye. Allah reddetmemiş. Üçte bir şefaat hakkını vermiş. Ertesi gün yine yalvarmış Allah'a. Üçte bir daha vermiş. Şaban gecesi yine yalvarmış. Şefaat hakkının tamamını vermiş. Evet bu mübarek gece Peygamberimize şefaat hakkının tamamının verildiği gecedir. Öyle bir şeysi de var. Evet.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuktaul ecel min şaban ila şaban arz ettim ya, levh-i mahfuzda meleklerin bile bilmediği oradan indiriliyor görevlilere, şu ölecek, şu kalacak, şu doğacak, şu hasta olacak, şu batacak, şu zengin olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Yani o sene bu Şaban'dan öbür Şaban'a kadar ne kadar ne olacaksa onlar görevli meleklere onun ıttılağını sunuluyor. Ve yer gelince de herkes o görevini yapıyor. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta inner racul leyankihu ve yulidu lehu. Hatta diyor Peygamberimiz, adam evlenir, çocuğu da olur diyor. Ama diyor, öyle diyor, evet, ismini de koyarlar diyor, ama diyor, orada diyor yazıda öleceği yazılıdır diyor. Zamanı gelince ölür diyor. O gece öyle, işte onun için hoca da okudu ya, bütün işler ayrılır diye, bütün doğacak, ölecek, batacak, çıkacak, hepsi görevli meleklere bu gece ayrılır. Evet, ayrılır, verilir. Evet, ellerine berat verilir. Evet, bu gece özgü, has beş şey vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bunu. Evet, men salla fi hazil leyle mi'ate reka. Şimdi bana burada söylediler bugün. Bu geceye mahsus namaz var mı hocam? Ben burada söylediğim hesabını vereceğim öbür tarafta. Delili dayanmadan söylersem canıma koyacaklar. Fazla söyleyemem, eksik de söyleyemem. Ama gizleyemem de. Gizlersem yüleceğim, yüleceğim minnar. Ateşten gem vuracaklar. Ya sen çocuğuna dinini, imanı öğretmek, kanına namaz kıldırmak, karnının başını örtürmek sana farz. Aile reisi olarak. Ben hocaya, bütün müminlere dinimizin emirlerini söylemek farz bana. Farz bana, farz-ı ayın. Onun için şey demem, gizleyemem, söyleyemem. Söyleyeceğiz. Evet, şimdi işte onu çıkardım, söylüyorum. Bu gece mahsus namaz var mı? Öyle diyor bak. Öyle diyor. Kâle nebî sallallahu aleyhi ve sellem, men sallâ fî hâzil leyle mi'ete rak'a. Bu gece 100 rekat namaz kılan adama ersalallahu mi'ete melek, Allah 100 melek gönderir. Bu geceye mahsus, o uymuyor, 100 rekat namaz kılıyor. Mecbur değil. Ama şu şeyi almak için, müjdeyi almak için istiyorsan kılacaksın. Hadis bu efendim. 100 rekat namaz kılarsan Allah 100 melek gönderir. Evet, 100 melek gönderir. Selasüne, bu 100 melekten 30'u yübeşşirûne, evet, yübeşşirûnehu bil cenne, cenneti kazandın lan diye müjde verirler. 30 melek. Peygamber'in sözü efendim. 30 melek cenneti kazandın. Yatmıyor, fedakarlık yapıyor. Buna inanmış, böyle güzel bir şekilde 100 zekat namaz kılıyor Allah rızası için. Evet, cennetli kazandın derler. Selasüne, evet, yümmeminûnehu min azâbin nâr. 30 tanesi cehennemden kurtuldum lan derler. Cehennem ateşinden emin kılarlar. Kurtuldum lan derler onlar 100 tane, 30 tanesi. Ve selasüne yetfeûne minhü afâtid dünya. 30 tanesi de dünya afatı görmez diye müjde verirler. Sen bugün böyle namaz kıldın, güzel 100 rekat namaz kıldın, dünyada başına evin yıkılmayacak. Zelzele derse yere bir olsa senin evin yıkılmayacak. Dünya afatı görmeyecek. Öyle afat görmeyeceksin diye müjde verirler. Ve aşratun yedfeûne anhum mekâite şeytan. 10 tanesi de şeytan seni bundan sonra aldatamayacak diye şeytanın 50 kolu bağlandı diye müjde verirler. 100 zekat böyle samimi kılarken tam bağlanacaksın. Evet, hani demiş ya Hazreti Ömer bacağı yaralanmış, yakacaklar demirle, durun demiş, durun böyle dayanamaz ya,
kuzgun demiri. Evet, ağrı kesici o zaman. Namaza durmuş. Birinci katta dağlamışlar, sarmışlar. Ateşle dağılıyorlar. Bitirmiş, dengar demiş ya. Demişler, biz birinci katta yaptık bu işi. Allah bizi böyle namaz kılmayı nasip etsin. Evet, biz Hazreti Ömer gibi olamayız ama hiç olmaz namazdayken sağa sola böyle bakmayı. Evet, yani hepimizin kusuru. Kaşınıyor, nasıl tatlı kaşınıyor. Şeytandandır diyor Peygamberimiz. Şeytandandır diyor. Esnemek şeytandandır. Kaşınmak şey, mahsus. Allah'ın huzurundasın yahu. Evet, hemen size anlatıyorum ya. Beni cumartesi günü her işimi yaptım, kameraya çıktım, tefsir okuyorum. Paşa çıktı geldi askerdeyken. Bölük komutanıyım. Tefsir okuyorum askerde. Asasıyla baktı, tefsir olunca kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi. İçimden ama böyle nefes almıyorum ha korkumdan. Çünkü bir sakal yüzünden albayı 10 gün hapseden adam, böyle disiplinli adam. Dedim garanti birkaç ay içerideyiz hem. Evet. Böyle nefes almıyorum korkumdan. Böyle içimden dedim ki kitabımızı deyince oturmayın kormaz bu. Kaldır bunu deyince Müslüman olduğu belli. İki sene de hapsetsen içimden dedim helal olsun ama konuşmuyorum. Can nefes alma korkumdan. Sonra oğlum dedi ben seni çok seviyorum dedim. İki fakülte bitirmişsin hala gözün okumakta dedi. Bundan sonra emir vereceğim dedi. Bütün Tugay'ın erlerine dedi. Sen nöbetçi olduğun gün din dersi vereceksin dedi. Biz tersi olunca gün dersi verdik. Hep gözümün önüne gelir şimdi. Evet benim gözüme geliyor. O da bir Allah'tan. Ama biz namaza duruyoruz. Nasıl da kaşınıyor. Nasıl da şey diyor. Düzeltiyoruz. Bilmem bacağımızı değiştiriyoruz. Paşanın karşısında böyle nefes almadım ya. O kadar korktum. Çok disiplinli adam. Aha, al onu yaradan huzurunda olduğumuzun bilincinde olmadığımız için oluyor bu işler. Allah bizi affetsin. Ha bu gece tam af dileyecek gün işte. Ha böyle namaz kılmayı Allah bize nasip etsin efendim. Evet. Böyle kalkıp böyle namaz kılan şimdi bu gece özel 5 şey vardır. Evet. Bir, her hikmetli iş bu gecede birbirinden ayrılır. Yufraku kül, evet öyle fihe yufraku küllü emrin hakim. O okudu hocamız. Kur'an'da ayet var. Gelveri meleklere bilgisini sunulur. İki, ibadet çok faziletlidir. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle söyledik ya, 100 rekat kılana işte 100 melek gönderir, şöyle dedik, böyle. Üçüncüsü, nüzül rahmet. اِنَّ اللّٰهَ يَرْحُمُ اُمَّتِي فِي هَذِ الْلَيْلَى بِعَدَدِ شَارِ الْاَنَابِ بَنِي كَلْبِ Beni Kelp kabilesi varmış Araplarda, Peygamber zamanında. Koyunları çokmuş onların. Beni bu gecede, bu gecede diyor, böyle diyor Peygamberimiz, bu gecede Ümmet-i Muhammed'e, Allah, Ümmet-i Muhammed'e Beni Kelp, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince, tüyleri adedince merhamet eder. Evet, tüyleri, kıl, bir tane kıl, bir tane kıl. Kadar çok, yüz binlerce koyunları var. O her bir koyunun yüz binlerce kılı var. Aha, bunları adedince affeder, merhamet eder diyor. Bu mübarek gece öyle bir gece efendim, öyle bir gece. Evet, dördüncüsü mağfiret, mağfiret. Evet, Allah affeder, Allah affeder bu gece. Evet, Müslümanları affeder bu gece. Ancak likahin, dikkat, kahin. Sen kahin gidiyorsun, kehanet gidiyor, oturuyor, biraz para ver senin istikbalini okuyayım, kişeneye veririm, başına ne gelecek söyleyin, yok mu şimdi? Arkadaş, gel ya lan, azıcık dalga geçelim lan şununla, etme güzel kardeşim, etme güzel kardeşim. Kahine gidip de böyle bir şey soranın 40 gün namazı kabul olmaz diyor, Peygamber söylüyor. Doğru söyledi lan dese, kafir olur diyor kitaplar. Çünkü gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Kâhin ne diyor? Yarın başına şu gelecek diyor. Şu olacak, bu olacak diyor. Kâhin bu değil mi?
Ona danışanın 40 gün namazı kabul olmaz. Kitabına yazıyor. Bu benim fetvam değil. Eğer doğru söyledi, vay be, tutturdule, doğru söyledile dediği anda kafir olur diyor kitaplar. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun şakası yok güzel arkadaşlarım. Etmeyin, kılmayın. Çok söyleniyor. Hani her zaman söylüyorum. Ulan sen ne kafirsin. Küfrün şakası olmaz. Müslümanı kafir diyen kendi kafir olur. Efendimiz söylüyor. Kafir diyen adama he he demek, kabul etmek demek küfrü. Bunun şakası yok arkadaşlar. Etmeyin böyle. Neden oluyor bu? Bilmiyor. Ama kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Hakim Bey, ben bunu bilmiyordum. Kabul ediyor mu? Canını okuyor, cezayı basıyor. Evet, dinimizde de böyle. Etmeyin, eylemeyin. Etmeyin, eylemeyin efendim. Evet, böyle şeyler. Kahine gitmeyin, kahine danışmayın. Ve müşahin kindar, yine bak. Müdün-i hamr, işkiye idmanlı. Ak, livali dey, lavil dey. Anasını babasına zulmetmiş. Evet. Ve musır ale zina. Zinaya musır olanı da affetmez. Evet, zinaya Müslüman affetmez Allah. Evet, tövbe etmiş filan ama hocam ben hayrımı yapıyorum. Gönüllü oluyor zaten, o beni söylüyor, o beni götürüyor, ben zorlamıyorum ki. Olmaz, Allah yasak etmiş güzel kardeşim. Kız seni davet etse bile, gelse seni tahrik etse bile, diyeceksin. Zinaya musır olanı affetmez diyor. Peygamberin sözü bu efendim. Aman ha hocam, ben kimseye hiçbir kızla zina yapmadım. Zinalar kısım kısım güzel arkadaşım. Fıkıh kitabına bak. Serahsi'nin 30 ciltlik yazımı eserine bak. Karının memesine bakarsan, göbeğine bakarsan sokakta var bunlar. Göz zinası. Bana ne hocam ya? Ben mi dedim ona? Öyle diyor Allah. Bakmayacaksınız diyor. O çıkanı zaten hesap verecek. Ama soğuk açmış diye sana serbest olmuyor. Şimdi işlerimiz yavaş. Sokağa çıktın mı hemen gözün çarpmıyor mu? Kafanı indireceksin. Ama vay be. İyi parçaymış ya aman. Zina işte bu. Göz zinası. Oturduğumuz Allah be. Şöyle yapalım böyle hep de böyle şeylerden bahsediyor. Bu da dil zinası ya. Evet. Ya el zinası elliyorsun. Nikah düşecek kadının elini öpemezsin. Elini sıkamazsın. Evet, Havlucu Ahmet amca rahmetli. Türkiye'deki şeyhlerin %80'i cehennemlik oğlum dedi. Söylemeye izin yok. Bana söyledi isimlerini. Ne olmaz dedim Ahmet amca. Çünkü bunlar zikir telkin ediyor, namaz kılın diyor, bilmem ne. Hoca dedi, ben hocayım da, profesörüm ya. Nikah düşecek bir kadınla bir erkek yalnız bir odada, kimsenin girmediği bir odada kalırlarsa dedi, buna ne denir? Halvet-i sahiye denir Ahmet amca dedim. Halvet-i sahiye, eline dokunmasan karnın bile zinadır efendim. Hukukta böyle. Bunu ben uydurmadım. İslam hukukunda böyle. Böyle bir nikah edecek kadınla bir şey, bir erkek bir odada yalnız kalırlarsa kimsenin girmediği odaya eline dokunması bile zina etmiş gibi oluyor. Dinde hukuk kanun böyle efendim. Ama bu şeyler kadından geliyor, onlara ders veriyorlar, kimse girmiyor. Saygısından kimse girmiyor izin vermeden. Ders verdikten sonra dedi, ellerini öptürüyorlar mı dedi Mustafa Hoca dedi. Öptürüyorlar dedim. Bazen de sarılıp öpüyorlar mı kızlar onu dedi, kadınlar dedi. Onu hayır diyor mu dedi, demiyor dedim Ahmet amca. Sarılıp öpüyor kadın. Kalbinde kötülük yok. Hoca seni çok hayran. Evet, bunlar zinadır, haramdır. Allah onları affetmiyor oğlum dedi. Allah onları affetmiyor dedi. Böyle çok hoca, şeyce var. Çok hoca var, şeyh var. Hepsi cehennemlik. Ya şimdi hani ben kimsenin ırzına geçmedim. Olan göz zinası, kulak zinası, el zinası. Onları da yapmayacaksın güzel kardeşim. Evet, zina edenler musır ala zina.
evvelce olmuş bir tövbe istiğfar asla musır ve ısrar ederse öyle diyor. Beşinci özellik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu gecenin şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Evet, Şaban'ın 13. gecesinde 3'te 1'i, 14. gecesinde 3'te 1'i, 15. gecesi bu Berat gecesinde tamam verilmiş. Evet, şimdi Peygamberimizin şefaatinden de bırak ya sünneti ya. Sünnet ne demek ya? Allah'ın farzları varken sünnette ne var ya? Bu devirde hangi devirdeyiz ya? Bize böyle diyenler oluyor. Kimler söylüyor? Hocalar söylüyor hocalar. Bırak bu teferruatı hocam ya diyorlar bana. Bırak bu teferruatı. İman var mı yok mu? Küfür var mı yok mu? Onlarla uğraşalım. Peygamber sünneti teferruat diyorlar. Ne diyor bak? Efendim ben bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini, ortalık böyle sünnetlere önem verilmediği zaman, sünnetler yapılmadığı zaman yapan adam Çanakkale'de savaşan er gibi mücahittir. Efendimiz söylüyor efendim. Hadis burada var. Bu devirde evet şimdi bakıyorum ben televizyonda herkes solla yiyor, solla içiyor. Evet. Evet. Siz de söyleyeceksiniz. Bir benim görevim değil bu. Siz de arkadaşınıza, komşunuza, ticaret arkadaşına bir münasebeti getirip, denk getirip yani solla yeme ya, sağla ye. Sünnet, sağla yemek sünnet. Solla yerse haram olur demiyorum, bak dikkat edin. Ama Peygamber'in sünnetine, herkesin Peygamber'in sünnetine böyle teferruat kabul ettiği zaman işte sünnetler istersen Çanakkale'de Şehit Mehmet gibi sevap kazanıyorsun arkadaşım. Şimdi diyor ki işte böyle Peygamberimizin sünnetlerinden devenin ürküp kaçtığı gibi kaçan onlara lüzumsuz addedenler hariç onlara Peygamber şefaat etmeyecek diyor. Evet şefaat etmeyecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Ya Allah bizi affetsin, imanımızı kamil eylesin. İşte bu gece tekrar söyleyelim. Doğacaklar yazılır. Öyle diyor Peygamberimiz. Yükte külle mevludin beni Adem. Bu gece, bu sene doğacaklar, ölecekler. Külle halikin min beni Adem. Bu gece ölecekler. Ondan sonra ameller böyle meleklere, onlara verilir. Rızıklar batacak, çıkacak. Bu gece hep böyle görevli meleklere haberdar edilir. Her hikmetli iş bu mübarek gecede ayrılır. Kur'an'da da geçti. Evet şimdi bu hani şunların bunların duası kabul olur filan dedim ya. Bunlara dair başka hadislerde ilaveler var. Onlardan da size bahsetmek istiyorum. Evet. Güneş doğunca kadar bunlar affedilir ama şunlar hariç dedik ya, bunlar faiz yiyen, aman ya Rabbi, faiz yiyen affedilmez. Yetim malı yiyen affedilmez. Evet, yetim malı yiyen affedilmez. Evet. Sihirbazlara, büyücülere gidip büyü yaptıran affedilmez. Evet, büyücülerin cenaze namazı kılmayın dedim ben televizyonda. Şimdi bütün büyücüler benimle uğraşıyor ama işte şimdi okuyoruz ya burada, orada büyüleri önleyecek şeyler var orada. Elhamdülillah benim kılıma dokunamıyorlar. Ama bir gün, bir gece yapmasak oradan girerler. Peygamberimize de büyü yaptılar. Felak Nas suresi öyle indi. Öyle sihirbazlara gitmeyin. Evet. Büyücü şeylere gitmeyin, büyücülere gitmeyin veya gayıptan haber veririm diyen o sokaktaki şeylere şaka yolu bile gitmeyin. Aman ha, aman ha, çok tehlikeli. Evet, evet, evet. Biri daha var efendim. Peygamberimiz buyuruyor ki, selase, üç kişi vardır. Kat harramallahu aleyhimil cennet. Cenneti Allah ona haram kılmıştır.
Müdmünül kavr, işte içkiye idmanlı, her gün içiyorum. Vel ak yüvaldeyim, anasını babasını zulmeder. Evet, ellezî yukirru fî ehlil hubs. Evet, karısı elin herifiyle öpüşüyor, dans ediyor, belini sarıyor. Şimdi bunlar yok mu? Efendim, Avrupa'da bu medenilik sayılıyor. Biz Müslümanız. Evet. Yani içinizden böyle üst makamlara gidenler filan olursa, efendim şimdi balolar bilmem neler oluyor. Orada elin hanımından kaçırın, sarmaşıyorlar, kucaklaşıyorlar. Hatta öpüşüyorlar. Evet. Sen kocası başka. Karısının elin herifiyle yaptığı bu şeylere hiç şey yapmayan adam, öyle diyor peygamber, bu affedilmez diyor. Evet, buna deyyus diyor, peygamber söylüyor, deyyus. Karısının yaptığı bunları şey görmez, kötü görmez. Ahmed ibn Hanbel hadisi efendim. Evet, şimdi evde hanımefendi, yani bu bizim dertlerimiz efendim, ben bunlar kafirdir demiyorum. İnkar etmeyen kafir olmaz ama kardeşim olduğu için söylemek zorundayım efendim. Bak metinden okuyorum. Evde nasıl geliyor ona bir şey demiyor ama sokağa çıkan kadın her tarafını açıyor, boyanıyor, kırlanıyor. O da memelerini gösteriyor, bilmem nesini gösteriyor, o da yanında. Evet, peygamber deyyus diyor yani. Burada hadiste deyyus var. Bizim Anadolu'da da kullanılır deyyus. Evet, bu affedilmez. Karısının bunları kıskanmıyor karısını. Böyle karının güzelliği sana ait. Evde tamam yapsın, cevap. Kocasının kendini bağlamak için kadının böyle güzelliklerini böyle şey etmesi sevap. Ama evde her türlü şey salla pati ama sokağa çıkarken adam da yanında böyle deyyus diyor peygamber, affedilmez diyor. Kad harramallahu aleyhi mi cennet? Cennet ona Allah haram kılmıştır cenneti ona diyor. Peygamber mi söylüyor, ben de bunları size duruyorum efendim. Evet. Bu Hamim hocanın okuduğu Duhan suresi, Hamimler 7 tanedir. Bu müjdeyi de vereyim size. Hamimleri her gün bir tanesini okursa, Hamimler 7, cehennemin kapıları da 7'dir. Efendimiz diyor ki, her gün bir Hamimi okuyan cehenneme götürüyorlar, günah işlemiş mesela. O Hamim diyor ki, bu benim arkadaşım diyor, bunu buradan sokmam. Bu peygamber hadisi. Her gün bir Hamim okursa cehenneme sokturmaz diyor. Hamiler cehennem kapısında durur, kendini okyanı sokturmaz diyor. Ben de size duyuruyorum efendim. Evet. Evet. Şimdi bu gecede namaz kılınacak 100 rekat dedik ya. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu gecede kıldığı namaz hakkında Hazreti Ali radıyallahu anh, Berat gecesi. Evet, Şaban'ın yarı gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm Hazreti Ali diyor. Hazreti gördüm. 14 rekat namaz kıldı. Berat gecesinde Resulullah 14 rekat namaz kıldı. Çok değil. Şunu okuyacak, bu okuyacak, kaydı yok. 14 rekat namaz kıldı. Sonra oturdu. 14 kere Fatiha okudu. Hazreti Ali söylüyor efendim. Peygamber böyle gördüm. Şaban'ın Berat gecesinde 14 rekat namaz kıldıktan sonra oturdu. 14 kere Fatiha okudu. 14 kere İhlas okudu. 14 kere Falak suresini okudu. 14 kere Nas suresini okudu. Bir kere de Ayet-ül Kürsi'yi okudu. Evet, bir kere de ayet okudu. Evet, peygamberim böyle yapmış. Evet, sonra evet bitirince evet yaptığımı gördüğümden sordum. Buyurdu ki, kim gördüğüm gibi yaparsa ona kabul olunmuş 20 hac sevabı vardır. Evet, 14 rekat namaz. Arkasından
14 Fatiha, 14 İhlas, 14 Falak, 14 Nas sureleri Kulabzop-i Nas bir tane Ayetül Kürsi okursa ona kabul olunmuş 20 hac sevabı vardır. Hazreti Ali naklediyor. Evet. Evet, kabul olunmuş 20 yıl oruç sevabı vardır. Evet, ben de bunu çıkardım. Bol keseden az ben diyorum. Çıkardım, kitaplarda çıkardım. Böyle var hadis kitaplarında. Levamil Ukul, şimdi biz 30 cilt, 15 cilt halinde tercüme ediyoruz. Orada kaynakları da var, şeyi de var. Hani böyle müjdeler var. Kısa, hani az yapıp bir gece böyle fedakarlık etsen ne kadar kazanıyorsun? Evet, ne kadar kazanıyorsun? Evet, onun için bu geceyi böyle uyanık geçirelim. İnşallah hep beraber. Şimdi şey var değil mi? Kur'an cüzleri. Hayır, şimdi de okuyacağız. Bu gece okuyacağız. Şeyden sonra yani. Şimdi şeyden sonra, ders bittikten sonra bir takımı var, iki takımı var. İnternetten dağıldı. İnternetten okuttum. Biz burada okuyacağız efendim. Burada 30 cilt bana verin, bir cilt verin. Diğer okuyanları verin. O cüz Kur'an okuması bilmeyenler de La ilahe illallah desin. Bu gece La ilahe illallah diye arşa kimse engel olmaz dedi ya. Aha, siz de La ilahe illallah dersiniz. Daha şimdi değil, şimdi değil. Çok hazır edin yani demek istiyorum. Evet, onu söylüyorum. Evet efendim. Hadisler bu konuda çok. Evet. Cenab-ı Hak inşallah bu peygamberliğin müjdelerine erenlerden ile bizi. 100 rekat namaz kılmak istiyorum. Kaç rekatta bir selam vereyim? 2 rekat diyor peygamberimiz. 8 rekatı geçirmemek kaydıyla fıkıh kitaplarında nafileleri 8'i geçirmediniz mi bir şey yok. Ama 4 ben de mesela çok kılıyorum. 2'yi kılarsam şaşırıyorum. 4 kılıyorum. Ama 2 kıldım mı sanki salli barikleri okuyorum. Kalkınca Sübhaneke'yi okuyorum. 2 kılmış gibi. Bir selamla. Böyle 8'i geçirmedikçe kerahat yok. 8 geçirirken kerahat var. Evet. En güzeli 2 rekatta selam vermek. Evet. Kabe'yi ilk gördüğümüzde kul hakkı ile ölmemek için dua edersek kabul olur mu? Evet. Allah'ın hakları kabul olur. Ama kul hakkı gene okudum bugün işte tercüme ediyorum. Öyle hadis geldi. Allah haklarını affediyor. Ama kul haklarına karışmıyor. Karışmıyor. Fakat alimler diyorlar ki güzel adam kul hakkı geçen adamla helalleşmemiş. Ama çok güzel böyle işte bu şimdi söylediğim güzel şeyler yapmış. Alimler diyorlar ki öyle zannediyoruz ki Cenab-ı Hak o adama gel bu hakkından vazgeç sana makam vereyim, rütbe vereyim der, teklifte bulunur. Ama kesin ayet yok, kesin delil yok. Onların böyle bir umudu var, alimlerin. Allah gel bundan hakkını vazgeç, vazgeçersen sana rütbe vereceğim cennette, makam vereceğim diye, onun gönlünü edebilir diye kitaplarda böyle yazıyor. Evet, ablamlar kaynıyla 2006 yılında ortaklaşa bir ev aldılar. 2001 yılına kadar ablamlar evin eksiklerini tamamlarken kaynından hiç para almadılar. Cam, balkon, yatak dolabı, kiler dolapları, lavabo taşları, evin boyası gibi ve in sigortası bütün ve ergini ödediler. Yılında kayın evlendi ve kaynının evinin kirasını 2 yıldır yarısını karşılıyorlar. Şimdi ev depremden dolayı yıkılıp TOKİ'ye verilecek. Bu evin paydaşını nasıl olmalı? Şimdi hep söylüyorum efendim. Böyle kardeşin olsun, akraban olsun, çok samimi arkadaşın olsun. Müminler bankayla iş yapmasınlar. Birleşin. Ama para işiyle birleştiğiniz zaman, ortak yaptığınız zaman Kur'an'da ayet. Evet. Yazın diyor Allah.
fektübü izâ tedayentum bideynin fektübü, yazın diyor. Allah'ın emri efendim. Yazacaksın. Şu kadar para o yatıracak, şu kadar para. Şu kadar sene ben oturacağım, şu kadar o oturacak. Şu kadar oturduktan sonra şöyle olacak. Niye olacaksa yazıya dökün. Bu Allah'ın Kur'an'da emri efendim. Böyle olmazsa birbirine işte şimdi de kanlı bıçaklı ne yapacağız diyor. Ya hak hukuk meseleleri. Ya ne konuştuysanız onunla gerekli olacak. Kağıt para ile altın ayın aynı cins midir? Evet. Şimdi kağıt parayı verdin mi altın vermiyorlar mı? Kağıt para altın sayılıyor işte. Öyle itibar ediliyor. Evet aynı. Yahudi ve Hristiyan olan insanlara karşı davranış ve düşüncelerimiz nasıl olmalı? Evet, kesinlikle gavuru sevemezsiniz. Gavurla ticaret edersiniz. Günaydın, bonjour, günaydın, tamam, good morning. Ama selam veremezsiniz. Selam dünya ahiret selametini içerdiği için gavurun ahirete selameti yok. Dünyada. Ha, onun için bonjour, good morning, guten tag. Bunları söyleyebilirsin, günaydın. Ama selam veremezsin ve gavuru sevemezsin. Yani böyle iyi ilişki kur, ticaret yap, ilim hasretçin git, ticaret için yap. Gavur memleketinde vatan edilmez, ebedi kalınmaz dinen. Bu benim fetvam değil, dinimizin fetvası. Evet ben bunu Amerika'ya gittiğimde 99 gördüm. Oraya giden çok değerli ilim adamları Türkler hep beni çağırdılar. Çok değerli ilim adamları kalmışlar. Evet, namazlı abdestli adamlar. Ama çocukları tam bir Amerikalı. Adam hüngür hüngür ağladı. Hanımım örtülü dedi. Ben namazımı hanım da kılar, ben de kılarım. Ama oğlumu okullarda okuduğu için tam bir Amerikalı yapmış eğitim. Farkını önleyemedim dedi. Sonra farkında olmadan da tam bir Amerikalı, bir Avrupalı, Fransız olanlar gördüm ben. Yani için dinimizde de kafir memleketinde ticaret için gidilir, siyaset için gidilir, okumak için gidilir ama orada vatanı dinilmez. İşin bitti mi döneceksin Müslüman memleketine. Aksi halde böyle adam hüngür hüngür ağladı. Elimden aldığı eğitim tam bir Amerikalı dedi. Bunu gözümle gördüm. Evet. Bunu orada yani Hristiyanlara karşı candan sevmek yok. Yani illa onları aleyhine bu. Yok. Kafirin hakkı Müslümandan daha ağır. Neden? Dedim ya Müslümana diyebilir ki gel bunun hakkından vazgeç sana makam vereyim. Kafire bunu söyleyebilir mi? Sende hakkı olan kafire. Gel bundan vakte sana cennette makam verin diyemez. Onun için kafirin hakkı da yenmez. Onlara da kötü davranılmaz ama sevilmez. Evet. Sayıyla ayet, sure okumak bid'at mıdır? Hayır efendim. İşte hadisi okuduk ya. Hadisi okuduk ya. 100 la ilahe illallah diyen, 100 kul huvallah diyen böyle ayet var. 1000 ihlas okuyan canını Allah'tan satın alır. Efendim böyle çok hadisler var. Bunlar böyle bid'at sayılmaz. 30 Sübhanallah, 30 Allah Elhamdülillah, 30 Allahu Ekber. 99'a da sayıyla işte söylüyor. Bunlar da zikir. Yok bid'at değil. Onu ancak Vehhabiler söylüyor. Mezhepsizler söylüyor. Evet. Abim deist bir düşünce sahip oldu. Tekrardan Müslüman olması için çaba sarf ediyoruz. Ne yapmamız lazım? Dua edin. Allah hidayet etsin. İyi arkadaşlarla konuşturun. İyi komşu, evinizi iyi komşunun yanına taşıyın. Böyle göre yani İnatçı bir olursa devamlı onlarla oturup kalka farkında olmadan kötülüklere de alışıyor, iyiliklere de alışıyor. Bu ya komşu çok önemli. Belçika'da yaşıyorum, burada faizle ev alabilirsiniz diye bir fetva verilmiş. Evet, evet kesinlikle kafir memleketinde kafire de faiz verilmez. Müslümana da faiz verilmez. Faiz alınmaz Müslümandan ama kafirden, kafir memleketinde kafirden faiz alınabilir fıkıh açısından. Bu benim fetvam değil. Kafire faiz verilmez. Ev aldığın zaman ona faiz vereceksin. Kesinlikle. Kafirden faiz alınabilir.
5 alıyorsa sen 50 de. Yani kafirin çökertmek için o maksatla kitaplarda bu var efendim. Evet. Evet. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve töbü ileyh. Birer Fatiha besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekret. Vana elake zikrep ve inne ma'na ve sekret. Ben tabi ilanım bu kadar. 11'er İhlas suresi kul huvallahu ahad besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Fatiha besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehar le ayatin li ulil albab ellezine yezkurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala junubihim ve yetefekkeruna fi halqis semavati vel ardı rabbena ma halaqta hadha batila subhaneke fekina azaben nar rabbena inneke men tudkhilin nar fekad ahsayta ve ma lizzalimin min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi ders sohbetimizi, dersimizi rızanı muvafık olarak kabul eyle. İndirilmiş olan 30 Kur'an hatmimizi, diğer tevhid, ihlas hatimlerimizi, diğer tesbihatımızı, hayırlarımızı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruh-i pakını hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizler nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini hayatımızın her safhasında yapıp uygulayan, öğrendikten sonra uygulayan ve din kardeşine de öğreten kimsenin iki cihanı yüzü ak çıksın dediği Müslümanlardan olmayı Allah'ım bize nasip eyle. Tüm peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklarına hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve tüm peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın
Ehl-i Beyt, el, ashab, etbaları, Rıdvanullah aleyhim, ecmain efendilerimizin erva kutsiyelerine de hediyelik vasıl eyle. Bir cümle Hazreti Müminlerin ruhuna hediyelik vasıl eyle. Özellikle kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız, üstazlarımızın, meşah efendilerimizin ervahıyla beraber bu sohbetimizde bulunan, sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişlerinin ervahına hediyeti vasıleyle bu aziz vatan için canlarını benzeden sıkıntıdan giden şühedanın, kuzatın ervahını hediyeti vasıleyle bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için her türlü fedakarte bulunan ashab-ı hayratın da ruhuna hediyeti vasıleyle ve Müslüman olarak, mümin olarak ölmüş, arkasından katiye okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin de ervahını hediye edik vasıleyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını, seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Ayıplarımızı ört ya Rab. Ya ilahel alemin, kabirlerini, ölmüşlerimizin, müminlerin kabirlerini pür nur eyle. Ravzatun min riyazil cinan eyle. Hufretun min hufarin niran olmaktan mahfuz masun eyle. Ya ilahel alemin, biz de son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamili sahibi olarak ölmeyi nasip eyle ve öldükten sonra da kabre vardığımızda Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, Peygamberim Muhammed Mustafa, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini söyleyerekten imtihanı kazanan müminlerden olmayı bize nasip eyle. Ya ilahel alemin, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Ya ilahel alemin, milletimizi, İslam milletini kafirlerin, hainlerin, münafıkların düşündükleri hilelerden, desiselerden muhafaza eyle, koru ya Rab. Onların düşündükleri, tertipledikleri hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Küflü kafirleri kahreyle, İslam'ı, Müslümanları aziz eyle. Aziz vatanımızı, tüs İslam memleketlerini, arzi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, ya Rahman Rahim'in, aramızdaki beyinsizler yüzünden, şaşkınlar yüzünden bize azap etme, gazap etme. Onlara da hidayet nasip eyle. Bizleri de koru ya Rab. Küfürden, küfre düşmekten, yanlış işlere saplanmaktan bizleri koru. Bizi bize bırakma ya Rab. Tevfik-i Semudani'ye mazhar eyle ya Rab. Güzel Kur'an'ı, güzel okumayı, hükümleriyle amel etmeyi, güzel Peygamberimizin sünnetlerini öğrenip hayatımıza uygulamayı, Efendimizin şefaatine hak kazanmayı bize nasip eyle. Bu dualarımızı Ravza-i Mutahhara'da, Kabe-i Muazzama'da yapılan salih kulların dualarını hüsnü kabul buyurun duanın arasına dahil eyle. Bize de salih kul olmayı nasip eyle. Bunun için Tevfik-i Semudani'ye mazhar eyle ya Rab. Ayıplarımızı öt ya Rab. Bu berat gecesinde ayıplarımızı ört, günahlarımızı affet, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak ruhumuzu teslim etmediği bizlere, tüm ümmet-i Muhammed'e nasip müyesser eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, Allahümme barik lina fi Recep ve Şaban ve bellivna Ramazan. Ya ilahel alemin, sağlık, afiyet üzere, iman, İslam üzere, Peygamberimiz sünnetlerini yaparaktan, Efendimiz candan severekten, hayatımızın her safhasında onun sünnetlerine uyaraktan bir ömür geçirmek, böylece nice kandilleri tebrik etmek bize nasip müyesser eyle ya Rab. Subhaneke Allahümme bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfirke ve netubu ilek. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi, ümmeti Muhammed'i affet. Ayıplarımızı settarsın, ayıpları örtensin. Bizim de ayıplarımızı öt ya Rab. Ya ilahel alemin, ya Rahman Rahim'in, bizi kafirler karşısında küçük düşürme ya Rab.
bize izzet ikram eyle, bize güç kuvvet ver, kalbimize kuvvet ver. Ya ilahel alemin, atalarımız gibi şehit olmayı en büyük hedef bilen ve peygamberimize uymayı en büyük hedef bilen dört dörtlük Müslüman olmayı bugün neslede nasip müyesser eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ilek. Ya Rabbi, şu anda hastane köşelerinde inim inim inleyen acıları, kıvrayanları da şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ve zelzele felakatından yurtsuz kalmış olanlara da en kısa zamanda yer yurt nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.